Şimdi Selahattin Baki FETÖ diyor. Sen kendi kapının önünü temizle. Kendi kapının önüne bak, FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Günün sonunda da herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Benim için de önemli olan budur yani. Tutturdular, sıkıştılar mı FETÖ. FETÖ evet. Tamam, FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu. Sizler yeni söylüyorsunuz, biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var. Başkanlarda FETÖ'cü var. Hala. Hala mı? Hı, soruyorum. Yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ var hala. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var, alnını karıştırırım. Hala var. Bir tane yetkili makam beni çağırsın, tek tek açıklayayım. İsim isim. İsim isim. Şimdi Selahattin Baki FETÖ diyor. Sen kendi kapının önünü temizle. Kendi kapının önüne bak, FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymun oynamanın bir anlamı var mı? Herkes biliyor, söyleyemiyor. Ben söylerim. Çünkü Allah'tan başka kimseden bir korkum yok. 20 yıldır. Sizler, çoğu insan bunlara muhterem derken, bu sümüklüğe, biz FETÖ biliyorduk. Bu arada bu oyunculuk döneminde başlıyor galiba, değil mi? 2000 yılında. Fenerbahçe'desiniz. Tabii. Ben neler çektim bana sorsunlar. Onları o kulübe sokmamak için otobüste hangi oyuncuyu tokatladığımdan gelsinler bana sorsunlar. İsim vermezsiniz ama bir anlatır mısınız? Önemli değil. Niye tokatladınız? İlahilerle maça gitmek, futbol takımında böyle şeyler olmaz. VAR odasında FETÖ var. X odasında FETÖ var. Ya bırakın FETÖ'yle siyasiler uğraşsın. Tayyip Erdoğan, Allah razı olsun. Bak çok net söylüyorum. Bana göre Kurtuluş Savaşı gibi mücadele veriyor. Siz destek olun. Varsa da gidin. Söyleyeyim. Fenerbahçe kulübüsünüz ya. Ha. Bir anda öyle Cumhurbaşkanı'na çıkıyorsunuz. Gidin söyleyin efendim, bu var deyin. Ama bana söylediğinde sende de bu var derim. Diyemezsin ki. İsim vermekten de gocunmam yani. Çıksınlar, açıklama yapsınlar. Çıksınlar. Türkiye'de sporun içinde olan bazı adamlar FETÖ'den ifade vermediği sürece, FETÖ'den alınmadığı sürece bana kimse FETÖ temizliği var demesin. Bunu inandıramaz. 15 Temmuz gerçekleşseydi bunların hepsi FETÖ'lülerin yanında olacaktı. Şimdi hepsi kripto. Hepsi. Kripto diyorum. Daha bundan büyük itiraf var mı? Kimi kandırıyorsunuz? Sokaktaki vatandaşı kandırırsınız. Yani şimdi konu çok, o da çok şey var ki siyasete girmek istemiyorum. Samimi olmadıklarını düşünüyorum. Herhalde. Ne samimisi ya? Samimi kim biliyor musun samimi olan? Gariban, Rahmani olarak o sümüklüğe inanan insanlar. Diğerleri. Bu saydıklarım. Hele başları. Üzülüyorum ya ben. Yani şöyle üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Bir şekilde aynı sahanın içinde bulunmuş birçok arkadaşım oldu. Ümit Uzat'la aynı takımda hiçbir zaman oynamadım. Milli takımda sadece beraberliğimiz oldu. Toplasan 10 tane 15 tane maç yan yana oynamışızdır. Kendisiyle birebir olayı kişiselleştirebileceğim hiçbir diyaloğum olmadı. Antrenörlük yaptığı dönemde de beraber oynamışlığımıza hürmeten neredeyse hemen hemen her maçta sahanın kenarından gidip kulübeye kendisine selam vermişimdir. Ama iş ne olursa olsun Fenerbahçe'nin menfaati gelip dayandığında ben söylemem gerekenlerin bugün olmaması gerektiğini düşünüyorum. Söylemem gereken çok şey olmasına rağmen bugün konuşmamayı tercih ediyorum. Ama herkesin hesabı da, herkesin kendine göre planı da belli. Benim tek ama tek amacım var bu 10 haftada bütün enerjimi Fenerbahçe'ye vermek. Sadece söyleyebileceğim, Fenerbahçe formasını bir dakika bile giymiş her futbolcu benim için değerlidir. Sahanın içinde hatalarımız olur, karşılıklı tartışmalarımız olur. Meslektaş olarak birbirimize yapmamamız gereken hal davranışlarımız olur. Ama sahanın dışına çıktığında futbolculuğun ne kadar zor bir meslek olduğunu ben çok iyi bilirim. O yüzden hiçbir futbolcu arkadaşım için bu kadar rahatça, bu kadar fütursuzca cümleler, kelimeler kullanmam. Günün sonunda da herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Benim için de önemli olan budur yani.